Tarihte bugün, 5 Kasım. 5 Kasım 1638. Osmanlı Devleti Musul'a girdi. Sultan 4. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu Musul'a girdi. 1622 yılında Safeviler tarafından işgal edilen şehrin geri alınmasının hemen ardından, aynı yıl içinde 4. Murat, İran'ın işgal ettiği Bağdat'ı da Osmanlı topraklarına kattı. Bağdat'ın fethinden sonra 4. Murat, tarihe geçen ünlü sözünü söyledi. "Bağdat'ı almaya çalışmak, Bağdat'ın kendinden daha mı güzel ne?" 5 Kasım 1914, İngiltere Kıbrıs'ı işgal etti. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere Kıbrıs'ı işgal etti. 93 Harbi'nde Rusya ile yapılan savaşı kaybeden Osmanlı İmparatorluğu, savaş sonrası İngiltere ile Rusya'ya karşı ittifak yapmış ve bu ittifakın karşılığı olarak da Kıbrıs'ı İngiltere'ye 99 yıllığına kiralamıştı. Ancak 1914 yılında Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında Birinci Dünya Savaşı'na girmesi üzerine İngiltere, Osmanlı'nın zayıflığından istifade ederek Kıbrıs'ı işgal etti. 5 Kasım 1994. En yaşlı ağır sıklet boks şampiyonu. Amerikalı ağır sıklet boks şampiyonu George Foreman, kendisinden 19 yaş küçük olan rakibi Michael Moorer'ı 10 roundluk bir müsabakanın ardından yenerek dünya tarihinin en yaşlı ağır sıklet boks şampiyonu olma unvanını kazandı. 1968 Meksika Olimpiyatlarında henüz 19 yaşındayken altın madalya kazanan ve bütün zamanların en başarılı 25 boksörü arasında gösterilen Foreman, Michael Moorer'ı yendiğinde 45 yaşındaydı. 5 Kasım 2006. Bülent Ecevit hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından siyasetçi, yazar ve gazeteci Bülent Ecevit, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Tıp Akademisi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ecevit'in siyaset yaşamı 1957 yılında milletvekili seçilmesiyle başladı. Kara olan lakaplı ünlü siyasetçi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda başbakandı. 12 Eylül askeri darbesinin ardından hapse mahkum olan Ecevit, yasaklı olduğu bu dönem içinde eşi Rahşan Ecevit tarafından kurulan Demokratik Sol Parti'nin oluşumunda katkıda bulundu. 1987 yılında siyasi yasağı kalkınca Demokratik Sol Parti'nin başına geçen Ecevit, 1999 yılında tekrar başbakan olarak hükümeti kurdu. Siyaset hayatında 5 kez Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı yapan Ecevit, yazdığı şiirleri ve siyasi kitaplarıyla da edebi kişiliği olan bir devlet adamıydı.